Umut, burada mısın? Ne yapıyorsun? Verdiğim ödevi ne yaptın? Bu ne Umut? Tablet yapıyoruz. Şöyle bir referansımız var. Buna yakın bir şeyler yapacağız. Tabii özgün bir şey olması da gerekiyor. Hem buna yakın hem de özgün nasıl bir şey yapabiliriz? Ha, tablet, evet tablet. Şimdi şuradan otomirörümüzden şuradan da otomercimizi açalım. Sonra bir de sinepimizi açtık mı? Şunları da şuralara bağlayalım. Sonra burayı buna. Umut, bunun sonuna kadar izle, sana çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şuralar şimdi şöyle boş bırakalım. Yine buralara bağlayacağız ama. Aynen, yine buralara bağlayacağız ya. Bir şey değişmeyecek. Hatta şurada şöyle bağlayacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapalım.
Bu şekilde iyi gibi. Değil mi? Bu şekilde kalsın şimdilik. Rotation scale verelim bir. Bir arada da şeyi kontrol edelim. Şurayı. Sonra şuradan keselim. Şuraya kadar. Tabi şurla şura arasını şöyle elle kesemiyoruz. Şöyle yapalım yine. Kestirmeyecek. Şuraya bir loop cut attık mı çözeriz sorunu. Bunları da bağlarız. Sonra bunu da buraya bağlayalım. Bunu da buraya bağlayalım. Bağlamayalım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi kapattım. Extrude Z. SZ yapalım. Bunun içine aldık mı? Aldık. Sorun var mı? Şurada bir sorun var. Onda by distance şöyle yapalım. Shift H diyelim. Var mı bir sorun? Yok. 6'ya yapalım geri. Şurada bir sorun çıkartır. Oraya şöyle bağlayalım. Direkt buradan bağlayalım. Normalde poligon harcamasın diye şeyde bağlayabilirdik. Gerçi aynen öyle yapalım ya. Şöyle bağlayalım. By distance. Referansı check edelim. Çok kalın oldu bizimki. Bir tık ince. Yaptık. Şuradan da şöyle yapalım ki burada tamam şu içini Shift D ile ayırdım. P ile bir de ayırdım. Bunu bir gizleyeyim. Buna da set origin geometri yapalım.
Extrude'la çıkartalım. Şimdi köşeleri seçmeden önce şu aradaki Dissolve Edge desek yer mi? Şuraya yemedi. Bir sorun var mı bakalım. Şöyle yapacağız. Bundaki mirror'u kapatacağım. Bunu da ortaya alacağım. Biraz kalınlık verelim. Köşelerden de çok az. Kısmını biraz böyle ekstrüt. Yapmayalım bunu. Aytolov ya da yapalım ya. Şöyle yapalım. Şimdi bir de farklılık olarak bunu da ayırayım. Bunu bir kaydedelim. Şöyle ayıralım. Ha, ayırmadan önce
Oğuz gel ya. Roket oynayalım. CS oynayalım. Şu an olmaz. Yayında mısın sen? Hı. Şöyle yapalım. Sen yapmadın mı zaten bu şeyi? Bu sefer Tablet. farklısını yapıyorum. Tabi bunun içi de var değil mi ya? Berkan. Lan. Selam abi. Aleyküm selam. Gel, Valorant gel. Çalışıyorum abi. Valorant gelemeyeceğim şu an. Çalışıyor musun? Hayırdır lan, hangi dağda kurt öldü? Hangi daha güzel bir soru abi. Şöyle ZBrush'a girdim biraz. Scout yapıyorum. Scout mı yapıyorsun? Evet abi. Helal sana. Yapıyoruz işte bir şeyler. Ben de böyle arabalara sardım. Hop hop 3 tane araba modelledim abi. Kafayı yiyeceğim. Mini Cooper, Mercedes Jeep, bir tane de ne modelledim? Lamborghini. Yiyecek kaptır zengin ha. Ha, high poly değil ama. Yani low poly de değil çok. Mid poly. İyi Oğlum bayağı güzel. şey öğretti ya araba modellemek. Çok fazla şey varmış. Mekanik varmış canım. Sen şimdi gelmiyor musun Valorant? Ötün nerede ya? Maalesef Ötün. abi. Ötün daha yeni işten geliyordur. Öf. Ötün kardeşim beni kırmaz. Buralara da attık bakalım. Arabana arabam.com'a. Aslında bunları şey yapacaksın Oğuz. Böyle üstüne attığın tekstürleri %80 falan yazmayacaksın. Unreal'da şey yapacaksın. Shader. Holographic shader oynayacak üstünde. O abi ne satar o zaman ha. Onu da uğraşsınlar artık ya. Doğru, onu da uğraşsınlar. Ama iyi satabilir yani öyle oldu. Gerçi o da çok ayrı bir dal ya. O shader'ı yapmakla. Yok lan o shaderlarda bir şey yok da. Ona da uğraşsınlar. O shader'larda bilmiyorum yani bence zor da olay şey sen o shader'ları render aldıktan sonra o kullanıcı kafasında daha farklı şeyler hayal edeceği için kolay satarsın. Adam CG Trader'da
model işi açmış. Kylo Ren modelliğini 3D printer için. Ney? 50 dolar veriyorum diyor. Adam CG Trader'da şey açmış. Modelleme işi açmış. Kylo Ren'i modelleyeni 50 dolar veriyorum demiş. 3D printer için ama. Ben olsam yapmam. Ben de 50 dolar için yapmam. Ne o adam ondan gidecek. Ticari amaçlı bir şeyler yapacak. Paraya Ben de 50 dolar. cukkalayacak. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu şaka değil yani, güzel cukkalar o modelden parayı. Ana. Adam yaptığı model için retopoloji istiyor. 20 ile 30K arası 50 dolar veriyormuş. Bak bu iş güzel bir şeye benziyor. Model çok şey ya, Merhaba. uğraştırır. Hoş geldin Muhammed. Ne yapıyorsun? İş buldum. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ya ne yapalım Muhammed ya, çalışıyoruz. Sanki bezmiş gibi söyledin onu. Bezdim oğlum, bezdim ya. Araba yapıyorum ya. Öğrenmek çok zamanımı aldı. Sen şeydesin hala değil mi? Bir hyper casual Aynen yaptığınız kanka. ve şey yaptığınız bir şirket vardı. Birilerine dağıttınız mı, sattınız mı artık bilmiyorum da. Yaptınız ve Yok lan. şey yaptınız. Oho. O bilgisayar nereden geldi? Yok oğlum öyle bir şey. Şey çalışıyorum evet Hyper Casual'da da. Üçüncü ayım ama kimseye satmadık Başaramadık. yani. Başaramadık. Muhammed senin kankalar ne yapıyor? Okey. Şey siz de oyun yapıyordunuz ya. Ha, devam ediyorlar. Yani ben boşladım orayı birazcık. Bak ekran görüntüsü atayım. Hatta direkt oyun atayım, ekran görüntüsünü bırak. Muhammed, senin kankalar kim? Ya şey vardı ya, bir ara sen de gelmiştin. Bir oyun yapacağız diye. Buraya Abdullah diye birisi gelmişti. Abdullah'larla mı yapıyorsunuz hala? Aha. Yapıyorsunuz yani. Evet. Abdullah burada da var senin. Var var çağırdım buraya da. İyi, hayırlı olsun. Ben an rafa kalktı sanıyordum bir yani. Ali var mı hala ekipte? Yok. Ekipte küçülmeye gittik yani. Gittiniz yani. Yo şöyle oldu. Ali aslında o proje için vardı. O proje rafa kalktı. Sonra Ali devam mı etmedi, burası mı almadı öyle bir şey. Yani bir ne diyeyim sana? Karmaşa yüzünden gitti o, öyle diyeyim. Yani çok istekli değildi ya benim gibi. Sonra burada Bedirhan var. Bir ara ben buraya şey atmıştım hatta eleştiride bulunmuştunuz. ArtStation linkini. Bedirhan'ı biliyorum ya. Bedirhan konuşuyoruz. Aha. Aynen. CG Trader'da yardım istiyor O var benden artık. işte bizde. Ha şey değil mi? 50K ne kadardı? 80K'ya detaysız model yapan arkadaş. Aynen. Ha tamam. Ne güzel aklımda kalmış öyle. Trajik şeyler aklımda kalıyor ya. Olur öyle şeyler Ama öyle abi. bir şey de insanın aklında kalmayacak gibi değil ki. Değil kanka 80K'ya o kadar Bediran market var. buradayken soralım bir araya niye böyle yaptın diye. Ben sorayım özellikle. Denk geliyor arada. Geliyor buraya. Şimdi Aa, şey değil mi Bediren? Ben hatta sana söylemiştim. Dedim bu çocuk bu silahı niye bu kadar pahalıya koymuş? evet. Arkadaş garip ya. Davranışları çok garip. O şey yapmış ya, baya 5-6 tane tekşür yapmış, öyle koymuş. İçine tek bir tekşür yokmuş. Ben onunla konuştum o muhabbeti. Anladım kanka. Yani
Muhabbet biraz da o. Ekran ötün yaptı ya. İbni her yerine. Bence gayet güzel olmuş ekran. PSD'sini istedim de atacak inşallah. Burada farklı Mr. Ötün bağlandı falan yazacağız. Geliyorum ben. Şöyle yapalım. Sapsın stüdyodan biri kapatmıyor. Yanıt vermiyor geçti. Dünden beri niye kapatmadın? Ne bileyim. Bak o sana attım şey, ekran görüntüsünü. Bir saniye. Şu an bilgisayar kasıyor. Sapsız değil. Bam, bayağı Farmville. Şey bu, bunun yanında değirmenidir vesairedir onlar falan filan var da birkaç obje daha çizdik. En son maden çiziyorduk. Güzel bir şey yapamadık. Onun üzerine düşeceğiz. Ama biz hep yayında gidiyoruz. Hiç böyle ekran görüntüsü almamışız. Bulamadım. Bizim grupta. Bunu buldum, bunu attım. İyi bak. Harbi sapsın hata verdi. Dünden beri şey. Kapat aç yapalım. Sapsın Dün saat ne bileyim kanka. sal. Proje bitti. Proje bitince yattım ben. Hani hiç sapsız kapatayım falan. Öyle bir şey olmadı. Öyle bıraktım yani. O da bir gün zor sabretmiş ya. Şimdi açar umarım. Ha bak şimdi geldi. Şöyle hemen ayarlarımızı yapalım. High poligonumuzu seçelim. 4K'ya seçelim. Match etme. Başka ayar yapacak mıyız? Yok. Bunlar tamam. Aslında biraz daha detay girebilirdik de neyse. Sen ne yapıyorsun Muhammed? Oturuyorum. Pencere çiziyor. Oğlum evdesin değil mi şu an? Ofisteyim. Kaçta çıkıyorsun kanka sen işte? Kanka onun bir saati yok gibi bir şey. Ben de bilmiyorum. Dün kaçta çıktın mesela? Dün kaçta çıktım? Dün 7 gibi 8 gibi çıktık. Dışarıda kar oynadık. O da iyi. Bizim muhasebeci, diğer şirketin sahibi, sonra montaj sorumlusuyla kartopu oynadık. Yarım saat, bir saat oyalandık. Eve gittiğimde saat 8 miydi, 9 muydu bilmiyorum. O civardaydı. Ya kanka ben cumartesi günü şey dedim, ben devam etmeyeceğim dedim. Sebebini sordu. Hani alüminyum sektörü vesaire diye konuştum. Ben bir de geç çıkma olayını da konuştum. Olumlu karşıladı. Hani şey dedim ben. Şu projeler var. Sizi zorda bırakmayacak şekilde ayrılayım dedim. Bir süre daha devam edeyim. Onları tamamlayayım falan filan diye konuştum da. Şimdi şey dedi. Biz Biletko diye bir firma açtık kanka. Kendi ürünlerimizi üretmek istiyoruz. Al sana senin sevdiğin iş dedi. Pencerenin üzerine bizim folyoları yapıştır dedi. Full alüminyum vesaireyi bahane buluyordum ya. Şimdi böyle dedi. Ya bizi bırakma, bu işleri yap.
O değil, işin garibi ne biliyor musun? İş yükü daha az mı? O Onu proje vesaireyi söyledim şeye, benim patronuma. Ben bunları sevmiyorum. Zaten sevmediğimi o da biliyordu. Ben devam etmeyeceğim diye konuştum. Pazarlamacıyı kovdu. Niye? Aa. Onun sebebi farklı da, pazarlamacıyı kovunca proje olmuyor. Ha, sen yine rahata ermiş oluyorsun. Ha, bu sen şey 2-3 boyut çizmiyor mu? Üç boyutlu. Render böyle mi alıyoruz 3 boyuttan sonra? Render değil bu, solid. Yani render alırız, onda sıkıntı yok. Materyallerini ayarlayayım. Orada pencereyi de çizmedim ben. Onu da hazır aldım. Bir add-on var ya, yapıştırdım gitti. Çok mu şey oldu ya bu da? Dünküydü sanki. Dünkünden devam edelim. Onlar da gittiler. Nereye gittiler bilmiyorum. Ben de bari şunu yapam buradayken. Artık seninle zaman almaya gelirlerse. Ha, öyle gibi bir şey. Sivil opasitemizi de açayım. Kötü be kanka ya o durumda. Ya şu şey durumu bitecek mi peki? Hani geç çıkma muhabbeti. Ben böyle şikayet edersem biter. Evet kanka o zaman yani bu nedir arkadaş? Ben hiçbir işten kaçmam da kanka. Önceki çalıştığım yerde aynı senin gibi böyle çalışıyordum. Ama yapılmaz yani. Hani bu kadar çok çalışıp da bütün gün hani orada durmak. Size soru zor geliyor insana. Biliyorum. Şimdi burada farklı muhabbet yapacağım. Burası tamam bence. Ben bunu 512 mi aldım acaba ya? Yo 2K aldım. Şimdi şuraya bir glass visor ekleyelim. Şuna kasa diyelim. Burası tam. Ekran diyelim. Bir de şeyimi açayım. Gözüküyor mu? Gözüküyor mis. Bizim referansta yanlar beyazdı ama onu ayarlayalım. Gerçi çok da referans şey yapmıyoruz ama şöyle beyaz olsun bizde de. Hafif mavimsi. Nasıl? Bir de şu ötünün şeyi deneyelim bunun üstüne. İki taraf nasıl tutacağız bunu ya? Şuraya bir tane fill layer atalım. Ne isim vermişti tüm buna? Panel. Yalçın neyden şikayet ediyor? Bir şeyden şikayet etmiyordu ya. Şikayet mi diyordu? Yo, malmış gibiydi ya. Acaba dedim onu da mı çok şey yapıyorlar? Ha, onun genel hyper casual'a karşı bir isyanı. Anladım.
şeyden şikayetçi oluyor yok yoksa. Şimdi şunu bir kontrol edeyim ben de. Repeat değil. Bu kadar güzel UV ayarladım ki. Aa. Bir saniye niye böyle yapıyoruz? Ya da niye böyle siyahlık veriyor? Çünkü base color ekliyoruz. Opacity'ye de aynısını eklesek. Yemiyor. Yani ister istemez bunu şöyle mi yapacağız? Yine siyahlığını verecek. Gerçi hiçbir olay değişmeyecek ki. Biz bunu PNG mi atmamız gerekiyor? Gerçi bir deneyeyim ya. Opacity'ye de aynısını verelim. Şuradan da UV texture diyelim. Siyahlığı yine veriyor. Allah Allah. Bunu ayrı bir fill layer'a atsak base color diye. Bak UV'yi ne güzel oturttum üstüne. Normalde de böyle oluyor değil mi? Bir retina çıkacak. Aynen. Aha. Yani şey yapıyordum. UV'yi oturtmaya çalışıyordum. Yüzeyleri alıp tek tek döndürüyordum falan filan. Ben dedim ben niye böyle yapıyorum? Dikey olanları ayrı materyal, yatay olanları ayrı materyal atadım. Sonra iki tane texture yaptım. Bir dikey, bir yatay. Bir dizdim, bitti. Otomatik UV açtım, bitti kanka. Saniye. Otomatik UV derken Project from view dedim. ha. Sonra scale ettim, bitti. Yani dikey parçaları ayrı, yatayları ayrı. İki tane resmim var. Ya da küp project demiş de olabilirim, bilmiyorum. Öyle bir şey dedim. Çünkü yan taraflar da düzgün. Onu böyle bunun üstüne alsak olmuyor. Onu nasıl yedireceğiz ya? PNG yer mi? Baya güzel oturmuş ya bu arada. PNG
Peki şeyleri nasıl iş tarafları nasıl oturttun? İş tarafları. Yani camın iş tarafı var ya. Kanka Project From Eevee, aman pardon. Kulp yapınca oluyor ya o, otomatik kaçıyor. Ha, ben Project From View dedin ya, orada kaldı aklım. Yok yok pardon. Küp. Küp olunca küp yaptım yani, öyle diyeyim. Tam Hatta küvi. hiç oturmamış, şöyle bakınca fark ediyorum. Yok ama küple şey arasında fark var şimdi, hani Project From View deyince öyle olmuyor ya. PNG kaydet. Bak üst taraflar oturmamış. Birisi geldi bizden mi? Şunu deneyelim bir de ya. Bunu tekstür aldığım için böyle yapıyor. Tamam. Bunu alfa olarak alsam siyah tarafı görmeyecek ama tekstür olarak alınca siyah tarafı da görüyor. İster istemez. Yani şuraya base kolonu atsam bütün muhabbet çözüldü mü? Buradan bir şey mi seçmem gerekiyor ya? Yapsak. Bunun bezden koloru kapatıp bunu altına alsak. Arkaya bir tane plane attım. Oraya da resim attım. Arkaya da bir tane play mi attın? Aha. Oldu mu? Tutmadı değil mi? Şöyle yapalım ya, niye böyle uğraşıyorsak? Sen buradasın işte. Tamam. Ha. Yanlış eksen. Şöyle yapacağız. Şunu kilidini açıp
doğru şöyle çevirirsek. Yok, bizim buraya tam oturan bir tane çizmemiz lazım. Ötünün PSD'sini atması lazım.
Nasıl olmuş? Nereye attın? Sana. Ha, şimdi geldi. İyi duruyor kanka. Bayağı iyi duruyor. Bu direkt imalata gidiyor değil mi böyle? Yok, sadece öylesini görselleştirme ben. Öylesinize bayağı iyi lan. Ben kaçıyorum. Nereye? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereye deyince bir garip oldu, tamam. Aynen. Power neredeydi bunun ya? Burada power diye bir şey olması lazım.
Kolay gelsin Oğuz'um. Sağ ol abi, hoş geldin. Şu After Effects'ten template'leri indireyim de sana iş ayarlayayım ben. Bizim şirketten. Ne iş abi? Ya, tipografi hani böyle After Effects'te tipografiler var ya. İşte böyle sınırsız internet şey falan filan yazıyor ya. En Onlardan. sevmediğim muhabbet ama. Ne? Tipografi ya After'da. Kitap He. bakarız. Sen de ek şey yaparsın orada. Satacak mı satmayacak mı derdi de yok. Tipografi muhabbeti çok güzeldi After'da abi. Çok bazen sıkabiliyor ya. Yo, o kadar bizimki o kadar çok şey değil ya. Template diyorum. Ben yani template'le o kadar sıkmaz da belki. Kendin yaptın mı tam bir zulüm. Çünkü biliyorum. Aa. Yaptım birkaç kere. Yok ya, şeyde no. Öbür türlü şey olmaz. Selamünaleyküm. Anam bir geldim, herkes gelmiş. Aleykümselam. Kim gelmiş? Hakan gelmiş, Oğuzhan gelmiş. Hakan mı konuştu, Oğuzhan mı konuştu? Ben Oğuzhan'la. Oğuzhan konuşmuş. Hakan'ın sese benziyor biraz ya. Ne benziyor? Hoş geldin Oğuzhan. Hoş buldum. Hepsini obje formatına nasıl export edebiliriz? Etme. Daha bir şey eklesem mi ya? Nasıl sizce? Bakayım ben. Genel derken abi. Hani şeyine bakayım diyorum. Forma ha. Şimdi şu alttaki şey mi? Tutacak yeri mi? Aynen. Ya bu bunun içinde. Şunlar da şuralarda. Ne güzel. Dün yaptığımda böyle şey oldu. Sonradan belki ederken üst üste bilmeler oluyor ya, onlardan yaptı. He, Ben ondan şey ayrı ayrı yaptın hepsini. aynen. Şöyle yapsak. Şurada yine mesela bak, gölge patlaması mı olmuş? Neyden kaynaklı? Ha. Hemen yakalar ve sorunu çözemeyiz ya da çözeriz. Şunun rengi belki tutmaz ya. Yeşile. Netflix açalım ya.
Fix'te de bir şey bulamıyorum artık. Şey abi, mutantlar çıkmış bu Marvel'ın yeni. Ney mutantlardı? Bir de şeye Değil mi? Netflix'te değil. Bir de şeye önerebilirim. Bu WandaVision dizisi de çok güzel. Dedim onu. 6. bölümü gelmişti. İzledim onu. O güzel. Yeni Mutantlar olması lazım ya filmin adını. Şöyle bir şey yapalım ya. Bu zaten şey gibi bir şey, değişik bir muhabbet. Şarpını da çok az kıssak mı? Nasıl duruyor? Tık kısalım. Şimdi arkadan bakınca gözükmüyor. Saydamlığını yanlışlıkla kaybettik galiba. Yo, duruyor. Bu yazılar falan da tekstür herhalde. Yoksa... Hepsi tekstür. Şu kısmı dün Ötün arkadaşımız yapmıştı Photoshop'ta. Şöyle katman katman, şurada yok. O yazılar da buradan yapılır ama herhalde. Yapılır, uğraştırır. Yapılmaz değil ama. Yani şöyle söyleyeyim. Birebir buna benzer bir şey bile çıkartabilirsin hatta uğraşsan. Hatta daha kalitesini çıkartırsın. Çünkü Photoshop'tan biraz pikselleşme olmuş. Sen direkt buradan alfalarla daha böyle şey net halini çıkartırsın. Şunu eklemesek mi ya? Photoshop değil de Illustrator'dan olsa belki bu netlik. Ya bir şey fark etmez. Sonuçta sen onu buraya atmak için PNG'ye çevireceksin. Gerçi benim demek istediğim de aslında ya, PNG'ye çevirdiğinde alfa olarak atıyorsun buraya. Mesela şunları Illustrator'da yapıp atabilirsin buraya. Sonra tasarımın üstünde kullanırsın. İstediğin şekilde. Şöyle mesela ne yapalım? Burada nasıl bir yol izlersin? Benim öyle kendi yaptığım alfalar da vardı. Dediğim diziyi bulamadım ya lan. Hangisini abi? Marvel'ın. WandaVision'ı mı? Benim dediğim dizi değil bu arada, Hayır, deminki. tane dizi var dedin ya. Yeni Mutantlar dizi değil. Film. Mutantlar, yeni mutantlar. New Mutant. Ha şöyle bir şey. Ya mesela buradan da tasarımı çıkartırsın, hatta daha net olur. Photoshop'tan aldığına göre. Tabi böyle tek tek çizgileri çizeceksin de. Şurayı geri alayım mesela. Ne ile çizebiliriz? Şöyle göstereyim. New Mutant. Mesela şöyle çizdim varsayalım. Şöyle daha düzgün çizelim hatta. Yaklaşayım. Böyle çizdiğini varsayalım. Bunun istediğin gibi her şeyine dokunabiliyorsun. Yani resim almaktan daha iyi oluyor. Şurada F2'de. Nereye çizdik? Şuraya çizdik. Mesela rengini kırmızı. Emisif olduğu için emisif bir kırmızı yapalım mesela. Üstüne çıkıntı vereceksen çıkıntı verirsin.
şu an alttaki şey yüzünden çok gözükmüyor ne yaptığımız ama. Böyle şu opacity vereceğim mesela. Benim sanırım bunun üstüne bir tane opacity atmam lazım. Şöyle yapıp Color Selection deyip şurayı seçip de sadece Opacity'yi seçip şöyle bir tık düşürmem lazım sanırım. Modeli Blender'da tasarladım. Evet. Şimdi marmoset de deneyelim. Şuradan da isim verelim. 4K'da bir export diyelim. Soracaksan sor bir şeye ben cevaplarım. Şey soracağım ya bu Substance Painter yani bu Blender'da da yapılıyor tekstür de hani o diğeri daha mı böyle elverişli oluyor? Hani o yüzden mi kullanıyorum? Ya dile Blender'da mesela bu şekilde boyayamazsın. Ya boyarsın çok zahmetli olur senin için. Bunda daha kolay oluyor. Sen bir de burada smart materyaller falan var. Onları da kullanabiliyorsun. Aynen. Mesela ben geçenlerde bir tane lamba yaptım. Lambayı kendim tamamen yaptım ama Ya bir de şey bunda direkt atıyorsun üzerine bir de pas veya çamur istiyorsun onu da atıyorsun böyle pas çamurlu hale geliyor. kenarlarını falan hesaplatıyorsun. Bake alıyorsun. O kenarlarını hesaplıyor sana. Mesela Ha. ona göre bir şey atacağın zaman çat atıyor. Mesela diyorsun ki hani yere yakın yerlerde. Aa, bu ya değişik durdu. Mesela bunu geçen ben kendim ayarlamıştım. Böyle kaydettim. Bu benim ayarladığım değil miydi ya? Hazır da Ben olabilir bunu bir şimdi. ara kurdum. Bunu bir şey torrent falan işte kaçak indirdim de kullanamadım bunu. Aktaramadım falan böyle. Aktardım. Tam böyle şey yapamadım. Uğraşmadım sonra. O zaman şey pek UV falan olay çıkarma olayını bilmiyordum. Ama paslandı. Eski. Ya bu sadece böyle değil mesela kendin de yapabiliyor musun bunları atıyorsun üstüne bir tane şey burada bir sürü smart maske var. Mesela 4 grant diyor. Verdim. Şöyle rengini de koyu bir şey yapalım ki ne yaptığını anlayalım. Mesela 4 verdi şuralara. Ya da şöyle bir şey yapalım. Remove clear diyeyim maskeye. Şu Grant 4 seçeyim. Mesela bak şu modelin yere yakın kısımlarına böyle çamur efekti bir şey verdi. Sen buradan sonra buna bir de mesela color diyelim. Emisif olduğu için biraz şeyde kalıyor. Mesela bunlar çıkıntı, girinti falan da verebiliyorsun. Her şeyini ayarlayabiliyorsun. Metaliğini ne kadar yansıyacak, ne kadar yansımayacak. Cam gibi yansıdı.
güzel şeyleri var. Şimdi ben bunu bir sonra oradan işte alıyorsun hemen burada. Şöyle yapalım. Niye bu kadar kasıyorsun? Şuradan çıkartalım. Almadı iki tane web var. Hopisti nerede? Biri bu. Bunu alfaya bağlayalım. Bir tane de emisi almadı. Emisi de Tekstürleri şeyde çıkartıyorsun. Sonra Blender'dan üstünü tekstürü. aynen öyle. Değil mi? Şu an bir Cycles'tan mesela şöyle bir şey yapalım. Cam efektini falan da bayağı iyi aldı aslında. Tabii ben bunu burada renderlamayacağım. Aslında Cycles'da yapsak daha güzel olur da FBX ile Marmoset atalım benim tablet için. Şunu sileyim. Hemen buraya çekeyim. Materyalimi de sileyim. Burada bana şu lazım değil. Hate'i lazım değil. Sildim onları. Ne var? Base color, emisi, metalik, ambient occlusion, normal, opacity ve roughness. Bunları bir sürükleyeyim. Hepsini almayacak büyük ihtimal. Aldığı kadarını alsın. Albedo'yu almadı. Base color'ı atıyorum. Şurayı roughness'a çevirdik. Şurayı metalize çevirdik. Metaliğini atalım. Roughness'ını atalım. Sonra occlusion'ı almış mı? Almış. Emissive'ini atalım. Bir de transparency'den dither deyip katotla dither arasındaki farkı ben ya bilmeyenler şey diyeyim. Dither daha yumuşak geçişler için, katotsa direkt keskin geçişler için kullanıyorlar diye biliyorum. Farklı bir anlamı da olabilir. Alfa'yı atalım bunu da. Şöyle şu herhangi bir rengi seçeyim. Buradan bir render etmeden önce bunu bir farklı kaydedip tablet ekleyelim. Sonra bir de render tuşuna basmadan önce son bir render ayarlarımı kontrol edeyim. Final Compute wireframe'i kapatayım şimdilik. Tahmini kaç poligondur bu? Ya da poligonlarla aran iyi midir? Az çok anlıyorum. Azdır bence değil mi? Çok şey değil ya. Tahminde bul, sen kaç dersin? Şöyle yapalım. 100-200 falan herhalde. Fazla bile belki de bilmiyorum ama. Öldürdün ya, 100-200 de çok az, 600. 600 mü? Derinliği vermesek belki daha da az olabilirdi ama 600. Çok ölücü çıktın sen de. 100-200 ne yaptın? Şurayı Ne bileyim çok şey bakmıyorum da öyle değerler ama
Şurası bakalım kaç poligon? 260 poligon şura geliyor. Gerek var mı? Yok aslında. Hani bunu resimden de yapabilirdik. Aa, bir şey diyeceğim. Bunu içine sokmuşuz bize. Neyse, marmosette düzeltiriz. Şurayı normalde şöyle bir şey. Kaydettik bunu. Aynen, bunu da bir yukarı çekelim. Sen nelerle uğraşıyorsun olsan? Valla ben işte 3-4 aydır Blender'da falan modellemeye giriş yaptım. Böyle yani. Bir şeyler Yenisi, yapmaya çalışıyorum. yenisin. Daha Aynen. öncesi var mı yoksa yeni mi? Hepten mi yeni? Yani bu alanın yeni. Ama 3D modelleme olarak CAD biliyorum yani şey. SolidWorks falan. Makine bölümünde gelme. İyi, güzel. En azından bir 3D olgusu algısı bilgin var. Aynen. Aynen. Güzel güzel. Ama tabii o biraz daha farklı işliyor. Bu onda mesela vektör olayı falan yok. Yani nokta falan işte şey poligon. Ama buna da anladım yani mantığını. İlk başta böyle tuhaf geldi, bayağı bir tuhaf geldi. Bayağı bocaladım, sonra anladım yani mantığını, ama gene de daha yeniyiz ya, bayağı. Zamanla daha da iyi oturacak ki zaten 3D olgusu olan bir insan, senin direkt yaptığın işler, sadece konu farklı. Aynen. Zamanla daha iyi de iyi oturur. Onu kafaya takma yani, bir şeyleri böyle birden olmasını bekleme. Birden olmuyor. Aynen. Anatolian Gamer. Abi selamlar, oyun mu yapıyorsun? Hayır, yapmıyoruz. Sadece öyle basic bir model. Burada arkası gözükmemiş. Niye öyle oldu? Üf, oy oy. Neyse, arkası çok da önemli değil de. Yaptığım bir şeyler var mı hiç Blender'da modelleme olarak? Var. Ses hiç mi gelmiyor? Sesi nasıl geliyor bu arada ya? Senin mi? Evet. Sesi. İyi. O Hakan, mikrofon. Hocam bir iki sorum vardı, onu soracaktım da. Ha, başka zaman açmazsın zaten. birazdan yazı sokacağız da. Bu niye hata veriyor? Niye kaydetmiyor ya? Şöyle yapalım. Yok, kaydetmiyor. Bu arada marmoset benim de böyle hatalar veriyor. Benim ses mi gitti? Bağlantı mı gitti? Niye konuşmuyorsunuz? Yo, geliyor ses. Ne soracaksın Hakan? Sor, hadi bekliyorum.
Zopepri. Bakıyorum hemen. O ne be? Şimdi şu ilk atom resmindeki silahın üstünde bir şekil var. Son resim, üçüncü resimde. Onu yapmaya çalışmam pek beceremedim herhalde. Bayağı bir sorun yaşadım. Şimdi bu silah modelliyorsun değil mi? Yanlış anlamadım. Ha, onu modelliyorum. Onu modelliyorum. Üst taraf kaldı. O biraz sıkıntı yaşatıyor bana. Şurası. Ha, aynen. Üstteki o şey eğik şekil. Altta zaten nasıl görünene de bir yan görünüş var. Mantık aslında iyi gibi ama çok eğri yapmışsın alt tarafını sanki. Şu Yani render'ı bir şu daha üst deneyeyim. tarafı Şu şeyi beni bitirelim yakacak. bakalım bak. Üst taraftan Tamam, aslında bir bir de bu görseli var. şu. Aynen. Evet, bir de şu silahların üstündeki mermi simgesi. Onu nasıl yapsam acaba? Ya yani bir silah yapacağım. Üstünde o şekil var ama hani ateş edince hep aynı sayı kalıyor. Son da render aldı. Ateş edince aynı sayı mı kalıyor? Yani modelleyince öyle olacak. Bir ara onun muhabbeti geçmişti ya Hayri Hoca ile. Sen Konuşmuştunuz. tekşür Adam yap hatta. Niye şey yapıyorsun ki? aynı sayı durur. Yani hep 30 mermi gözükür. Böyle sorun olmaz mı? Ya şimdi Yani nasıl oraya yapacağım ki sayı yapma. oyun Sayı motorunda? yapma. Eğer oyun motorunda da hani bir sayı yazsın istiyorsan onu oyun motorunda yapıyorlar zaten. Hani buradan ekstra bir şey koymuyorlar. Materyale. Oyun motorunda oraya gidiyor bir tane işte textbox bir şey atıyor. Orada düz dümdüz kalsın yani. Tekstürle oynuyorlar orada. Tekşürle oynama değil de daha çok. Gerçi biraz tekşürle de oynuyorlar da o derin kod bilgisi falan gerektiriyor. Hani öyle bir şeye bulaşma. Ben sadece sayı mı bırakayım o zaman? Sen orada hiç sayı falan da Sayı bırakma. Sayını yerine koy bence. Ya sayı yapacaksan sayını yerine koy. Bence ver bir simgesi koy geç. Hani çünkü mesela sen yani bunu bir de görünüş açısından CG belki. Trader'a koyuyorsun değil mi? Evet. Genelde modelin üstüne tekrara düşürebilecek şeyler koyma. Sayıdır, rakamdır. O tarz şeyler koyma. Çünkü mesela alıyor adam bir düşman karakterine ne vermek istiyor bu silah? Hepsinde 9 yazıyor mesela öyle düşün. Yani hiç azalmıyor. Biraz da acemice gözüküyor. Ya acemice demeyelim de. İşte beceremez. Yani Gelir sana yazar. Hani ben şu böyle beceremedim der. Seni uğraştırır. anlatmış bir tane de Unity. Ben Unity bildiğim de yok. Hiç girmem oralara en iyisi. Düz Berkan'a de ki boş yapma sayıyla Berkan. Bakalım ne atmış ben de merak ettim. Ya bunlar güzel de bunlar genelde HUD'da gösterir. Tek şurada göstermiyor ama şey gibi düşünebilirsin. Hani silahın üstüne de bir HUD koymuş muhabbeti yapabilirsin. Hani oraya genelde o tarz şeyler yapıyorlar. Yani basit bir HUD koyuyorlar. Oradan çat 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 mermi sayısını azaltıyor. Yani bunu sen yapma bence. Silahın yapmayayım üstünde. ben. Yazı yazar mı oraya ya, onun yerine? Bunu başka neresini gösterebiliriz ki ya? Şuradan bir tane de şeyin alalım. Oğuz hocam harbiden bu Star Wars modelleri bayağı gidiyor ya. Star Wars güzel çünkü. Ha, ben geçen bir uçak atmıştım herhalde gruba. O da geçen günlerde satıldı yani bayağı bir yeni atmıştım. Pek satılıyor. Alıcısı varsa güzel işte ne güzel devam et. Biraz daha teknik öğren ama.
Bak şimdi orayı nasıl yapacağımıza bakalım bir. Şöyle yapayım. Yavaştan hani YouTube'da da yayın açıyordum. Sırf şey videosu olsun diye modellerken. Kalsın köşede. Şuraya da atalım işi. O yayını sonlandıralım.